Selamun Aleyküm. Muhterem din kardeşlerim, size bugün öyle bir hususta bilgiler vereceğim ki, inanın çoğunu bugüne kadar hiç duymamış olacaksınız. Sohbetimin mevzusu, konusu, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin, yani Yunus Aleyhisselam'ın zikri hakkındadır. Fazla uzatmamak için Yunus Aleyhisselam'ın mevzusuna tam olarak girmeyeceğim. Fakat kısaca şunu söyleyeyim. Peygamberler günah işlemezler. Ama peygamberlerden küçük hatalar sadır olabilir. Fakat bunlar günah değildir. Yunus Aleyhisselam da küçücük bir zelle işledi. O hatalara zelle denir. Zelle işledi ve Yunus balığının karnına düştü. Ve Yunus balığının karnında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin diye Hazreti Allah'ı zikretti. İşte bu zikrin faydasını anlatacağım. Faydasını anlatmazdan evvel ayet-i kerimeyi okuyup kısaca mana verelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zennûni iz zehebe mugâziben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâde fi zulümâti en la ilahe illa ente subhâneke inni kuntu minezzâlimîn. Sadakallâhu'l-azîm. Manası zünnûnu, yani Yunus aleyhisselamı da zikret. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Yani kime öfkeli? Kavmine. Kavmiye iman etmemişti o kadar anlatmasına rağmen. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Yani bu kadar anlattım, Hazreti Allah bana gadap etmez zannetti. Nihayet karanlıklar içerisinde, yani balığın karnına Cenab-ı Hak Yunus Aleyhisselam'ı atıverdi ve balığın karnında senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimler oldum diye niyaz etti buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani gerçekten ben zalimlerden oldum demek, Ya Rabbi ben hata ettim demek. Eğer bunu biz okursak, Ya Rabbi ben çeşit çeşit günahlar işledim, beni affeyle demek. Yani Cenab-ı Hakk'a açık açık beni affeyle Ya Rabbi demekten daha faziletli, Ya Rabbi ben günahkarlardan oldum demek. Yani günahını itiraf etmek, Hazreti Allah'tan o günahın affolunmasını istemektir, dilemektir. Ve Yunus Aleyhisselam bu şekilde zikretti de, Estağfirullah, Bismillah, Cenab-ı Hak devamında öyle buyuruyor. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, onun duasına icabet ettik. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, onu gamdan, kederden, üzüntüden kurtardık. Sıkıntılardan kurtardık. Ve kezalike nuncil müminin. Aynen müminleri de bu şekilde kurtarırız. Yani sıkıntıya düşen, gam ve kederi olan, bir derdi, bir telaşesi olan insan bu zikre, yani La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin zikrine devam ederse, biz de onu Yunus Aleyhisselam'ı gamdan, kederden kurtardığımız gibi onu da sıkıntılardan, gamdan, kederden kurtarırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhterem kardeşlerim, sohbetimin sonunda nasıl okuyacağımızı izah edeceğim. Evet, bazıları şöyle söylüyor. Hocam ben bu zikri çok okudum ama bir faydasını görmedim. Evet, görmezsin. Çünkü onun okuma şekil, uslupları var. Usul ve uslupları var. O şekilde okumamız lazım. Düşünün, mesela diyelim ki, dizleriniz ağrıyor. Diz ağrısı için bir krem var. Doktordan aldığınız kremi. Kremi verdi size. Ha, siz de aldınız. Doktor hiç dinlemeden ben bu kremi süreyim. Nereye süreyim? Ayak parmak uçlarına süreyim. Diz ağrısını geçirir mi? Geçirmez. Çünkü o dize sürülmesi icap ediyor. Karnınıza sürseniz dizdeki ağrıyı geçirir mi? Geçirmez. Çünkü onun kullanım yeri ve kullanım şekli nedir? Dizlerdedir. Nasıl sürülmesi icap ediyorsa, doktor nasıl tavsiye ettiyse, ne zamanları kullanılması icap ediyorsa o şekilde kullanılması lazım.
Zikirlerin de vakitleri var. Her vakitte zikredebilirsiniz. Fakat zikrin kabul olmuş şekliyle zikredilmezse o zaman o zikrin faydası olmaz. Elinde telefon, işte WhatsApp, Instagram veyahut da televizyon açık filme bakıyorsun, maça bakıyorsun. Ne kadar zikredersen et, o zikrin hiçbir faydasını göremezsin muhterem kardeşlerim. Şimdi gelelim mevzumuza. Kaynaklarıyla anlatmaya çalışacağım. Eğer kaynağı söylemeyi unutursam kaynağı vardır. Siz o şekilde bilin. İbn-i Sinni El-İtkan isimli kitabında şöyle buyuruyor. Müslüman bir adam herhangi bir işinde bununla dua edecek olursa mutlaka Allah onun bu duasını kabul buyurur. Ben öyle söz biliyorum ki sıkıntı ve kedere düşmüş bir kimse onu söyleyecek olursa mutlaka o sıkıntı ve kederden kurtulur. O söz kardeşim Yunus'un sözüdür. Karanlıklar içinde şöyle sesleniyordu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Balığın karnında bulunurken Zinnun'un yaptığı dua şu idi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Muhterem kardeşlerim, Zinnun demek Yunus aleyhisselam. Yunus aleyhisselamın lakabıdır. Hadis-i şerifin son kısmında şu cümleler yer alıyor. Herhangi bir Müslüman bir şey hakkında bu duayı yapacak olursa mutlaka Allah onun duasını kabul buyurur. Sa'd bin Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şunu işittiğini rivayet etmiştir. Aziz ve Celil, Hazreti Allah'ın ismi öyle bir isimdir ki onunla dua edilirse Allah kabul eder. Onunla bir şey istenilirse Allah verir. O isim Yunus bin Metta'nın yaptığı duadır. Yani La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Yunus bin Metta künyesiyle beraber Yunus Aleyhisselam'ın ismidir. Bunun üzerine Hazreti Sa'd diyor ki, sordum, ey Allah'ın Resulü, bu dua Yunus bin Metta'ya mı hastır, yoksa Müslüman cemaat de bundan yararlanabilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu Yunus bin Metta için özel manada, Müslümanlar için genel manada bir duadır. Müslümanlar bununla dua ettiklerinde menfaat görürler buyurdular. Ve sonra ilave ettiler, Allah'ın şu beyanını işitmedin mi? O karanlıklar içinde seslendi, dua etti, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diye, biz onun bu duasını kabul buyurduk da onu gam ve kederden kurtardık. Ve işte böylece müminleri de kurtarırız. Bu o dua ile halini arz edenlere Allah'ın bir şartıdır. Yani Hazreti Allah kabul buyuracağım buyuruyor ayet-i kerime ile. Evet, daha ne diye duruyoruz? Artık ben şöyle hissediyorum. Sohbetimizin buraya kadar dinleyenleri benimle beraber inanın kalpleri La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diye zikretmeye başladı. İnşallah Cenab-ı Hak sıkıntılarımızı, dertlerimizi giderecek. Tabii ki ben inşallah diyebilirim. Fakat siz dua ederken dualarınızın sonunda inşallah demeyeceksiniz. Resulullah Efendimiz inşallah demeyin. Yani duanın sonunda, yapacağınız işlerin sonunda şuraya gideceğim inşallah, şunu yapacağım inşallah dersiniz. Fakat duada denmez. Ya Rabbi bana şunu ver inşallah demek, istersen ver demek. Yani istersen de vermeyebilirsin manasındadır. Yanlış manalara gelir. İnşallah'ı dua kelimesinde söylemiyoruz. Diğer bir rivayette buyuruluyor ki, herhangi bir hasta
Bu dua ile duada bulunacak olur da bununla 40 defa halini arz ederse mutlaka kendisine şehit sevabı verilir. Hastalıktan kurtulacak olursa günahları da bağışlanmış olur. Allahu Ekber. Ne kadar mübarek bir dua. Bazı salihlerden yapılan rivayete göre salih bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında görmüş. Bunu fırsat bularak sormuş. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim Allah'ıma karşı bir hacetim var. Ne ile ona ulaşabilirim? Yani o hacetimi nasıl elde edebilirim demek istiyor. Rahmet peygamberi ona şu cevabı vermiş. Kimin Allah'a bir haceti varsa secde etsin ve secdesinde 40 defa parmağıyla işaret etmek suretiyle La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin tesbihini söylesin. Duası herhalde kabul olunur. Buradaki herhaldeden maksat galiba kabul olunur veya kabul olunabilir manasında değil. Muhakkak kabul olunur demektir. Her halükarda demek. Parmağıyla işaret ederken şuna dikkat etmek lazım. La ilahe parmak kaldırılır. İlla'dan önce parmak inmesi lazım. Eğer buna riayet edemiyorsa parmağını kaldırmaz. Çünkü illa ente diye parmak hala kalkık olursa Hazreti Allah'ı işaret etmiş olursun. Hazreti Allah da mekandan münezzehtir. Hazreti Allah sağda, solda, önde, yukarıda, aşağıda olmaz. Hazreti Allah her yerdedir. Her yerde olduğundan şurada Allah var diye dediğin zaman o zaman o da sıkıntılı, yani küfürdür o da. Haşa. Onun için yani küfür demek yani dinden çıkma manasını gelir. La ilahe parmak kalkık. İniyoruz, parmak indiriyoruz. İlla ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu şekilde okumak icap ediyor. Bir başka hadis-i şerifte. Bir şey hakkında muzdar kalan kimse, yani sıkıntısı olan bir kimse, abdest alsın, abdestini güzelleştirsin. Yani niyet etsin kalben önce. Yavaş yavaş bütün azalarını ova ova yıkasın. Tam abdest alsın. İyi abdest almasını öğrenin. İki rekat namaz kılıp selam versin. Ve namazdan sonra secde ederek şunu söylesin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ve bunu 40 defa tekrarlasın da istediğini arz etsin. Nerede ve ne vakit arzu ederse Allah-u Teala onun duasını ona göre kabul buyurur. Ancak bunu gece yarısı yapmak daha iyidir, daha güzeldir buyurmuş Allah dostları. Bir önceki hadis-i şerifti zaten. İzahını Allah'ın dostları yapıyor. El-Hafız'dan yapılan rivayette El-Hafız rahmetullahi aleyh diyor ki bir hükümdarın arşivinde muhafaza içinde üstü mühürlü bir belgeye rastladım. Mührü açtım. Belgenin tam üzerinde şu yazıyı gördüm. Bu her türlü gam ve kedere karşı şifadır. Bismillahirrahmanirrahim deyip kişi geceleyin kalkar. Abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra ellerini kaldırıp şu duayı yapar. Allah'ım şüphesiz ki Zinnun, yani Yunus Aleyhisselam, senin kulun ve peygamberin idi. Kendisine dokunan bir zarar ve sıkıntıdan dolayı sana dua etti. Ve balığın karnından şöyle seslendi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Sen de ona şu cevabı lütfettin. Onun duasını kabul ettik ve onu gam ve kederden kurtardık. İşte böylece müminleri de kurtarırız. Şüphesiz ki ben de senin kulunum ve cariyen, yani falan kadının oğluyum. Yani annenin ismini söylersin. Nasiyem, yani dizginim, benim yularım, benim bütün güç kuvvetim senin elinde bulunuyor. Bana dokunan bir kötülük
Bir zarardan dolayı sana dua ediyorum. Derdimi sana arz ediyorum ya Rabbi. Ve Yunus'un aleyhisselam dediğini ediyorum. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senin hiçbir noksan halin yok. Bütün noksanlık bizde. Ben zalimlerden oldum. Günahkar oldum. Günahlar işledim bilerek bilmeyerek, gizli veya aşikar. Ya Rabbi, hata ettim. Günahlarıma karşı tevbe ediyorum. Ya Rabbi, ne olursun bu sıkıntılarımı benden kaldırıver ya Rabbi. Duamı kabul buyur ya Rabbi. Yunus'un aleyhisselam duasını kabul buyurduğun gibi duamı kabul buyur ya Rabbi. Onu gam ve kederden kurtardığın gibi beni de kurtar ya Rabbi. Çünkü senin her şeye gücün yeter ve verdiğin sözden asla caymazsın ya Rabbi diye dua edersen muhterem kardeşlerim, onun duası kabul olur. Çünkü Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve kezâlike nüncil mü'mini. Müminleri de böyle kurtarırım. Burada bir şart var. İman edeceğiz. Evet, iman edeceğiz. İmanın altı şartına iman edeceğiz. Bazıları işte kadere inanmıyor. Bazıları ahiret gününe inanmıyor. Bazıları meleklere inanmıyor. Adam Kur'an-ı Kerim meali yazıyor. Melekler ışıktır diyor. Allahu Ekber. Ne kadar cahillik. Ne kadar büyük bir sapıklık. Değil mi? Yani tam inanacağız. Ehl-i Sünnet vel Cemaat kitaplarından öğrenip bunu tam manasıyla kalbimize sindirerek inanacağız. Evet. Ehl-i Sünnet vel Cemaat demek Resulullah Efendimizin ve eshabının yaşadığı şekilde yaşayan insanların yazdığı kitapları okuyacağız. Abuk subuk insanların değil. Tabii ki bunu herkes bilmeyebilir. Öğrenmek isteyenler, ben bilmiyorum o tür kitapları deyip bize sorarsalar, mail yazarsalar veya yorumlara yazarsalar elimizden geldiği kadar kısa sürede cevap vermeye çalışırız. İnşallah. Ben fakir derim ki, Hazinetül Esrar kitabını yazan zat buyuruyor. Nakşi tarikatından bazı şeyhler şu ayetin hassasını bana öğrettiler. Sırrını demek, sırrını, faydasını. Zinnun hakkında söylediğimizi de an. O öfkelenerek giderken kendisini sıkıntıya sokamayacağımızı zannetmişti. Fakat sonunda karanlıklar içinde senden başka bir ilah yoktur. Sen münezzehsin. Doğrusu ben haksızlık edenlerdenim diye seslenmişti. Biz de ona cevap verip onun üzüntüsünden kurtarmıştık. İnananları işte böyle kurtarırız. İşte bu ayet-i kerimenin, yani La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin zikrinin, Yunus Aleyhisselam'ın duasının sırrı şudur. Ve bana dediler ki, bir şey hususunda sıkıntıya düşen, onu elde etmekten aciz kalan veya onu def edemeyen veya bulunduğu makamdan azledilmiş olup tekrar o makama dönmek isteyen kimse belirtilen ayeti 41 defa tas tamam okusun. Bu sayıyı ne artırsın ne de eksik tutsun. Ara yere de dünya kelamı, dünya sözü sokmasın. Ancak bunu her sabah namazından sonra 40 gün okumaya devam etsin. Hiçbir günü kaçırmamaya dikkat etsin. 40 gün dolunca durumun ne olduğuna baksın. Nasıl olduğuna dikkat etsin. Şeyhler bu hususta bana icazet verdiler, izin verdiler ve ilave ettiler. Bu ayet belirtilen hususların gerçekleşmesinde birçok defalarca tecrübe edilmiştir. Yani denenmiştir. Yani yapılmıştır ve faydası görülmüştür demektir muhterem kardeşlerim. Onu 41 defa 40 gün sabah namazından sonra okuyacağız.
41 defa neyi okuyacağız? Yunus Aleyhisselam'ın zikrini mi? Hayır, Yunus Aleyhisselam'ın zikrinin içinde bulunduğu Enbiya suresinin 87 ve 88. ayet-i kerimeleri okunacak. Bu iki ayet-i kerime 41 defa sabah namazından sonra okunacak. 40 gün devam edecek. Ne isterseniz oluyor. Bakınız, bir sıkıntınız mı var? Sıkıntınız gidiyor. Size birisi zulmediyor. O zulmeden ne yapıyor? O zulmünden vazgeçiyor. Veyahut da Cenab-ı Hak onun ruhunu alıyor. Veyahut da onu sizden uzaklaştırıyor. Bir makamdan, bir mevkiden mi alındınız zulüm ile haksız bir yere? Eğer bunu yaparsanız o makamı, mevkiye tekrar verilirsiniz. Şartlara uyarak yaparsanız neticeye vasıl olursunuz, neticeye ulaşırsınız. Havas ehlinden bazısı diyor ki, kim? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimini. Her gün 1000 defa okuyup arzu ettiği makam ve mertebeyi talep ederse mutlaka ona erişir. Allah onun rızkını genişletir, gam ve kederini giderir, bir nice hayırların kapısını ona açar. Onu şeytanların ve zalim hükümdarların şerrinden korur. Allah dostlarının yanında sevgili, düşmanlarının yanında da heybetli olur. Çünkü bunu bilerek ve sebeplere tevessül ederek okuyan kimse kendi kusurlarını bilir. Bilmiş ol ki Cenab-ı Allah bunu okumaya devam edene kurtuluş vaat etmiş ve bu vaadini şu ayetiyle beyan buyurmuştur. Ayet-i kerimenin manası neydi? Ve inananları da işte böyle kurtarırız. Muhterem ve kıymetli kardeşlerim, bu zikrin manasını söylemiştik. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Hani sonunun manasını söylüyorum sadece, konuyu uzatmamak için. Ben zalimlerden oldum ya Rabbi. Günahımı itiraf ediyorum ya Rabbi. Çok günah işledim ya Rabbi. Ne olur beni affeyle demek bu zikrin manası. Manasının altında yatan esas mana budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ne buyurmuştu? Ne buyurmuştu? Önceki sohbetlerimizi dinleyenler bilir. Ey eshabım, size hastalıklarınızı ve onun ilacını bildireyim mi? Tabii ki oradaki bulunan eshab-ı kiram, bildir ya Resulallah. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah diye söylüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyuruyor. Sizin hastalıklarınız günahlarınızdır. Onun ilacı ise tevbe ve istiğfardır buyuruyor. Yani bunu da kısaca izah edecek olursak, bir sırdır bu. Muhterem kardeşlerim, hastalıklar işlenen günahlara ceza olarak evvela ruhlara gelir. Yani bir insan günah işlediği zaman ve buna tevbe etmediği zaman, günahında ısrar ettiği zaman Hazreti Allah ona ceza verir. O cezayı evvela ruhuna gönderir. Ruhuna gönderir. Ruha geldikten sonra hala tevbe etmediyse, o günahları silmediyse, istiğfar ile, tevbe ile silmediyse, o zaman o ruha gelen bedene gelir. Bir şekilde gelir. İşte zehirli gıda yersin veya birisi sana zehirli gıda içirir, ters bakar, bir bela kaza olur, başka bir şey olur, ilaç alırsın, yan etkisi olur vesaire vesaire. Şekilde o ceza sana gelir. İster vücuduna hastalık olarak gelir, ister ailene kaza bela olarak gelir, ister malını eksiltir Cenab-ı Hak, o Cenab-ı Hakk'ın elinde. Bunlardan kurtuluşun çaresi nedir? İstiğfardır. İstiğfarın en güzeli nedir? Peygamberlerin yaptığı istiğfarlardır. İşte peygamberlerin yaptığı istiğfarlardan Yunus Aleyhisselam'ın zikri de bir istiğfardır. Ve kabul olunmuş bir istiğfardır. Hazreti Allah söz veriyor muhterem kardeşlerim.
Ben de aynen Yunus Aleyhisselam'ı kurtardığım gibi inananları da kurtaracağım. Ve kezalike nuncil müminin, inananları, imanın altı şartına inananları da kurtarırım. Eğer bu zikri okurlarsa. Her gün inanın onlarca, bazen yüzlerce soru geliyor. Yetiştiremiyoruz, cevap veremiyoruz bile çoğuna. Muhterem kardeşlerim, bizim sıkıntımız işlediğimiz günahlar, bizim sıkıntımız hakiki mümin olamamak, hakiki Müslüman olamamak. Sokağa çıksak sorsak, Subhaneke'yi bilmeyen binlerce, hatta milyonlarca Müslüman var. Ettehiyyatü'yü bilmeyen bir o kadar da o var. Yani namaz kılacak kadar sure bilmeyenler var. Maalesef şunu da söyleyeyim. Namazın kabul olunması için temizlik şart. Evvela gusül abdesti şart. Gusül abdestini bilmeyen milyonlar var. Milyonlarca cünüp var. Muhterem kardeşlerim, aman dikkat ha. Öğrenelim. Şimdi dünya hayatı bize hoş gözüküyor. Nefis, şeytan ve şeytanlaşmış insanlar bize dünya hayatını çok hoş gösteriyor. Ama öldükten sonra, kabire girdikten sonra anlayacağız ki eyvah. Fakat kabir hayatı ibadet hayatı değildir. Ahiret hayatı ibadet hayatı değildir. İşte orada dünyada ektiğimizi kabirde biçeceğiz. Yani faydasını göreceğiz. Evet, kabir ibadet hayatı değildir fakat Cenab-ı Hak diyebilir. Ey kulum, senin şu amelinden ben memnundum. Sen amellerini tam yapmadın. Bir iş yaptın, çok memnun kaldım. Sen açık saçıksın. Veya erkek günah işledin, namaz kılmadın, oruç tutmadın, zekat vermedin. Hadi bakalım şu ibadetleri kabirde yap. Ben dünyada yapmış gibi sayayım diyebilir Cenab-ı Hak. Kimse ona karışamaz. Herkese de diyebilir. Sadece insanlardan bir kısmına da diyebilir bunu. Cenab-ı Hakk'ın işine kimsenin karışmaya gücü ve kuvveti yoktur. Eleştiremez de. Evet hocam, ben eleştiririm diyebilirsin. Cenab-ı Hak o eleştiren dilini koparıverir. Onun için muhterem din kardeşlerim, çok dikkatli olmamız lazım. Evet, gelelim işin özüne. Fazla uzatmayalım. Biz Yunus Aleyhisselam'ın zikrini nasıl yaparsak faydasını görürüz. Şöyle görürüz. 1. Televizyon kapalı olacak. 2. Telefon kapalı olacak. Elimize almayacağız. Abdestli bir şekilde seccadeye oturmanız çok mükemmel olur. Koltuğa da oturabilirsiniz. Yürüyerek de okuyabilirsiniz ama en faydalısını söylüyorum ben. Koltuğa da oturarak okuyabilirsiniz. Günün her saatinde okuyabilirsiniz. En güzeli gece yarısıyla imsak arası, sabah namazı vakti arası. O vakitte okumanızdır. Olmadı, istediğiniz vakitte okuyabilirsiniz. Okumanın usulü de şudur muhterem kardeşlerim. Gözlerimiz kapalı. Yani sağa sola görerek aklımız, fikrimiz karışmayacak. Allah dostları öyle buyurmuş. Gafletle, yani sağa sola bakınarak, başka şey düşünerek yapılan zikirlerin faydası yoktur. Onun için gözlerimizi kapatacağız. Tesbihi alacağız elimize. Tesbihimiz yoksa tesbihsiz de okuyabiliriz. Ben şu saatten şu saate kadar okuyacağım diyebilirsin. Veya adetli okuyabilirsin. İstediğiniz gibi. Evet. Okumaya başlayacağız. Evvela 100 salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina Muhammed. Bu. Bundan daha kısası olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Benim üzerime ebter, yani faydasız şekilde salat okumayın. O nedir deyince Allahümme salli ala Muhammed demek. Yani sadece benim üzerime okumak. Ehlimi ve eshabımı zikretmemek. Böyle yaparsanız faydası olmaz. Ama el ve eshabını da zikrederseniz esas faydaya ulaşırsınız buyuruyor. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina Muhammed. 100 defa. Veyahut da salat-ı münciye okursanız,
şimdi okuyacağım ama aynı şekilde olacak. Bazı kitaplarda eksik yazıyor. İnneke alâ külü şeyin kadir yok ve alâ âli o yok. Resulullah Efendimizin âli zikredilmiyor, eshabı zikredilmiyor. O şekilde olursa faydasız salat olmuş oluyor. Onun için veyahut da salat-ı münciye bir defa okunması yeterlidir. Çünkü bir defa salat-ı münciye okumak, 100 defa salavat-ı şerife okumuş gibi esrarı var. Faydası var. O da nedir? Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammedin salaten tunciyina biha min cemil ehvel vel afat ve takzilena biha cemil hacat ve tudahhiruna biha min cemil seyyiat ve terfevna biha endeki aled derecat ve tübelliğuna biha aksal gayat min cemil hayrat fil hayati ve vadil memad inneke ala külli şeyin kadir. Okuyacağız. Ondan sonra niyetimiz kalbimizde La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tunciyina biha min cemil ehvel vel afat. Ve takzilena biha cemil hacat ve tudahhiruna biha min cemil seyyiat. Ve terfevna biha indeki alet derecat ve tübelluna biha aksal gayat min cemil hayrat fil hayati ve ba'del memat. İnneke ala külli şeyin kadir. Okuyacağız. Ondan sonra Subhan Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye dua yapacağız. Duada önce Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğiz. Allah'a hamd edeceğiz. Ondan sonra ve salat ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bunu aklında tutamayanlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi seyyidina Muhammed der. Ondan sonra Hazreti Allah'tan ister. Ama isterken muhterem kardeşlerim şöyle isteyelim. Resulullah Efendimizin hürmetine diye isteyelim. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın zamanında Tevrat okurlarmış. Tevrat'ta Resulullah Efendimizin ismi sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet olarak geçermiş. Ve şöyle dua ederlermiş. Ya Rabbi Ahmet Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine istiyorum derler ve Cenab-ı Hak verirmiş. O da Resulullah Efendimiz'in ismi. Maalesef biz ümmeti Muhammed duamızın başında ve sonunda bir salavat-ı şerife okumaktan aciziz veya bilmiyoruz. Evet, onun için okuyacağız. Salavat-ı şerife duanın başında ve sonundaki salavat-ı şerifeler aynen iki kanat gibi Hazreti Allah'a uçurur duamızı. Hazreti Allah'a ulaştırır. Ve Resulullah Efendimizin hürmetine dersek Cenab-ı Hak biz günahların günahkarların duasını kabul eder. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin duasını kabul ettiği gibi. Ya Rabbi Resulullah Efendimiz ile sana tevessül ediyoruz. Onun aracılığıyla, onun vasıtasıyla duamızı sana gönderiyoruz. Ne olur onun yüzsüz hürmetine kabul eyle diye dua dersek Cenab-ı Hak kabul. Sonunda bir salavat-ı şerife daha. Size kısaca şunu da izah edeyim. Bazı alim geçinen, hoca geçinen sapıklar. Sapık düşüncede olanlar. Allah ile kul arasına kimse girmez diyorlar. Girer. Nasıl girmez? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Vebtehu ileyhil vesilete. Hazreti Allah'a ulaşmak için vesile, yani aracıya, aracı arayınız ve ona sarılınız. Bir aracı, aracı kimdir? Peygamberlerdir. Peygamberlerden sonra Evliyaullah. Evliyaullah peygamberlere, peygamberler Hazreti Allah'a ulaştırır. Resulullah Efendimiz ile Hazreti Allah arasındaki aracı kimdi? Vesile, yani aracı kimdi? İkisinin arasına giden Cebrail Aleyhisselam'dı. Bizim ile Hazreti Allah arasına giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Resulullah Efendimiz'in irtihalinden sonra Allah dostları bizi Resulullah Efendimiz'e yaklaştırdı. Hazreti Allah'ın dinini, kitabını iyi bir şekilde anlattı. Evet, namaz kılıyoruz. Biz Hazreti Allah'a mı secde ediyoruz? Önümüzde duvar var ya, duvara. Duvara secde ediyorsun. Ama kim için secde ediyorsun? Hazreti Allah için secde ediyorsun. Kabe-i Muazzama tarafına dönüp o tarafa dönüyorsun.
Hazreti Allah'ı temsil eden orada Kabe-i Muazzama var. Haşa Kabe-i Muazzama Hazreti Allah mı? Hayır. Hazreti Allah oraya secdedin. Siz, ben her yerdeyim. Siz benim için ona secde edeceksiniz buyuruyor. Yani Hazreti Allah'a ulaşmak için aranızda ya imam var, imam, imam. Cemaatle namaz kılıyorsun. Hazreti Allah ile aranda bak imam var. Yani bunu çocuğa anlatsan anlar. Hoca geçinen, ben bunu şöyle diyorum, sapık diyorum. Çünkü İslam'ı bilerek bozmaya çalışanlar bu fikri söylüyor. İslam akaidinde bunlara sapık deniyor. Yoksa hakaret etmek için vesaire değil. Yani sapık inançlarda olan, sapık itikatta olan mezhepler deniyor yani. Onun için aman onlara da aldırış etmeyin. Resulullah Efendimiz'i aracı kılın. Kur'an-ı Kerim'i aracı kılın. Ettiğiniz zikirleri aracı kılın Hazreti Allah'a ulaşmak için. Bu şekilde yapın, sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Hem zikirdir, hem ayeti kerimedir. Hem Hazreti Allah kabul edeceğine söz veriyor. İnsanlar sözünde durmuyor ama Hazreti Allah duruyor. Okuyun, görün. Bir dahaki sohbetimizde buluşmak üzere.